Allah'ım ya, bunun adını unuttum. Vallahi unuttum. Çok oruçluyum ve çok yorgunum. Şöyle göstereyim ben size. Buna bir şey diyorlardı, evde de yapıyorlardı ama vallahi ne dediklerini unuttum. Ondan sonra tanesi bu böyle 30 liraya aldık bunu. Eyüp Sancı, Sabri Tuncer 45 liraya. Ben baktım lavanta kokulu. Dün açmış oldum. Şöyle sıfır irmik var. Antep kurabiyesi yapacağım. 1 kilosu 20 TL olmuş. 20 TL 40 lira verdim bunu. Şuna 45. Ben her bayram kentin şekerlerini alıyorum. Çocukluğumun şekeri diyorum. Bizim çocuklarken bunlar çok nadir ve belli kesim yerdi. Ama biz amcamlar getirirdi. Neneme getiriyorlardı. Nenem de bize veriyordu. Şöyle o şekerlerden. Şimdi çok kolay bunlara ulaşmak. Tatları o dönem var ya çok harikaydı. Ve insanı yormuyordu. Bu kadar çok fruktoz falan olmadığı için çok rahat yiyip tüketirdik biz köyde. Şöyle bir kilodan fazla da şeker aldım. Şöyle de çikolata aldım. Bunu da çocuklara denemek için ya da birisi gelirse ki kahvenin yanına bilmiyorum gelen olur mu olmaz mı? Hiç de belli olmaz. Bizden bekliyorlar yemeği ama ben hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Zaten derslerim var. Evimde rahatım, derslerim var. Şöyle ikisi de bunun kilosu da aynı marka. Bu da 65, bu da 65. Ben de böyle karışık aldım. Şekerler de 92 liraydı. Her yerde 95, 99 lira gördüm ben. Ama ben Gazi Kapkuros'ta aldım. Antep'te M1 var, terminal var. Onun karşısında terminalde vereceksiniz şeyler arası otobüs. Onun karşısında Kapkuros var. Genelde oradan alışveriş eden bir isim. Her yerden ediyorum böyle Kapkuros'larda. Orada da 92 liraya aldım. Biz bayram şekerleri alışverişimiz böyle. Kurabiye yarın tekrar yapacağım. Antep kurabiyesi yapacağım. İnşallah tuttururum bu sefer yine. Geçen yıl çok güzel tutturdum. Bu yıl inşallah yine tuttururum. Bunlar böyle alışveriş yaptık. Hepsini size göstereceğim. Ben çok yorgunum ya. Beni affedin. Fişin içindeymiş şöyle. Biz Elif Gökçen'i aldık daha çok. Esma Beren'e de aldım. Kendime de aldım. Bunlar benim. Bunlara ne kadar verdim? 150 liraymış bu. Ben bu tas bu yıl yiyeceğim. Kiloluyum. Siyah beni kafasın. İçine de bir body. Şöyle benimkilerini göstereceğim. Görüyorsunuzdur orada. Esma Beran tekrar okula gittiği için bazen elbiseyle bazen de eşofmanla yollayacağım. Ve bu yılda bunlar çok moda. Hatta benim de giydiğim. Eskide anneler halen giyiyorlar. Tuman vardı. Pijama derdik biz. Böyle lastikle darplik derlerdi yapıyorlardı. Şimdi de o oldu. Modeli. Öyle diyeyim ben size. Buraya da böyle koyayım. Biz 2000 liralık alışveriş yaptık. Bir de ayakkabılarımızı saymıyoruz. Yine kendime şu tarz dedim ya, kiloluyum. Psikolojik ve rahat hissetmek için biraz geniş olabilir. Buna da ben 200 lira vermişim. Şöyle göstereyim. Sağ olsun eşim bizi götürdü. Bugün bizi ayırdı dün. Çünkü çalışıyor. Ben tek başıma gidemiyorum. Şöyle bu 60 lira Esma Beren için. Şöyle ben seririm genelde. Şu da Elif Gökçen'i aldım. Çeşit çeşit giysin diye. Bunlar hemen hemen hep 60-70 lira. Bu da 60 lira arkadaşlar. Bunlar 60 lira. Elif Gökçen'i daha çok almak aldım yani. Herhalde öyle yaptım Esma Beren. Bu da böyle bana göre. Bu yıl kilolarımı bunlarla saklıyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Ben aslında kurgu videosu çektiğim için çok da girmek istemiyorum. Belli sebebi var. Biz Esma Beren kendisi beğendi elbisesi. Elif Gökçen'e de baktık ama istediği elbiseyi kendisi bulamadı. 120 liraya bu. Şu 120 lira arkadaşlar, ben sabır diyeyimde 20 TL'ye alırdım, 25 liraya alırdım. Şimdi olmuş 120 lira. Sabıra da gitmedik. Lece ve işim gördü benim çünkü oruçluydum. Şöyle güzel bir elbise aldık okula giderken gitsin o elbiseleri ve böyle bu atan ediyorlardı ya. Unuttum ya. Ondan çok şey şöyle ben düzüyüm de aynı şekilde. Biz bundan da aldık böyle. Ben aynı şekilde düzüyüm şöyle. Çok aldık böyle tişörtlere bakın. Yine Elif Gökçen'in kendisi bu rengi tercih etti. Esma Beren görür de bu elbiseyi bırakır mı? O bu tarz giyiyor. Benimkilerini şuraya koyayım. Bu tarz elbiseleri çok seviyor. Elif de almadık aynı boyutta. Ben ikisinin aynı olmasını istemedim. Zaten kendileri de tercih etmiyorlar. Elif
Esma Beren gördüğü zaman ben bu elbiseyi almak istiyorum dedi ve aldı. Elif Gökçe'de tekrar bakacağız. Geçen sefer de onu almıştık biz. Onu çekmedim. Çünkü o zaman video çekmedim. Yine Elif Gökçe'ne bu tarz videolardan aldım. Bir iki yaş büyük alıyorum çünkü artık büyüyor. Ve uzun süre giysin diye. Böyle bundan tekrar buraya. Şöyle şunları bir düzeyim. Şöyle görün diye tekrar bir göstereceğim. Şöyle tişörtlerimizi buraya koyalım. Elif Gökçen'e tekrar yine dediğim gibi ona çok aldık. Böyle bunların fiyatı bu 90 lira arkadaşlar. 150 liradan 90 liraya inmiş. Bu da aynı şekilde 80 liraymış o grisi. Renk farkı atıyor. Bir de şöyle fark atıyor. Şunun fiyatı ne kadardı? Bu da 90 lira. 90 lira. Ben tişört çok aldım kızlara. Bunu da Elif Gökçen aldım. Özellikle şunu aldım, tercih ettim. Esma Beren kendisi beğendi bunu. O böyle cafcaflı renkleri seviyor. Bana çekmemiş, babasına çekmiş. Dermişim de baba da renkli giymiyor. Böyle de prenses giyiyor. Kime çekmişse onu kıyafet kolay beğenir miyiz? Elif'e bir çuval ver giye. Bu da Elif Gökçen'i aldım tekrar. Şöyle çeşit çeşit. Elif Gökçen'e bir ayakkabı aldık. Size göstermek istiyorum. Şunlardan da aldım Esma Beren'e ve Elif Gökçen'in aynısını. Şöyle sarı yine Esma Beren'i aldık. Bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz çok çünkü bir daha çıkamayacağım. Elif Gökçen'i aldık bundan. Şöyle göbek üstü eşofmanlarla giysin daha güzel gider diye aldım. Şöyle tekrar çok hoş ve fiyatı da çok uygundu. Buna fiyatını size söylemeyi unutuyorum. Bunların hepsi gene genelde 60 lira arkadaşlar. 50 olan yok yani. Hepsi 60 lira. Şu tek 50'ymiş bakın. Şu 50'ymiş arkadaşlar onu söyleyeyim. 50'ymiş. Şu tişört ne kadar? O da 60 liraymış. Dediğim gibi bunun dışında yok. Bu şekil tercih ettim ben ona. Hem de Esma Beren'e. Ve yine bana bir tane evimin içerisinde çekim yaparken siyah tişört aldım. Çekim yaparken giyeceğim. Bazen bakıyorum böyle insanlar beni izlemiyor sanıyorum ama alayım bakın 4 tane yine bu da aynı şekilde Elif Gökçen'i aldım 90 lira hepsini biz LCV Outlet'ten aldık ve ne kadar ödedik 2000'e yakın ödedik hepsinin fiyatları da burada yazıyor 1840 lira ödemişiz şöyle koyayım arkadaşlar ben size gösterdim bakın Elif Gökçen'e şu rengi aslında istemedi ama ben de bulunsun diye aldım şöyle 4 tane güzel eşofman hepsi de 90 lira sadece bu renginden de onu bilmiyorum ama şeymiş ben outlet'e gittim 80 lira bunlar bu şekilde Elif Gökçen'in özellikle şu renkleri ona tercih ettim Esma Beren'e tek bir vardı bazen ona bunları eşofman giydirmek imkansızlaşıyor bu renkten dolayı aldım. Renkleri seçtim ben. Vallahi çok canlı giymiyor. Bakın bu Elif Gökçen'in 60 lira, bu 50 lira, bu tekrar 50 lira. Neredeyseniz baksanız 3, 4. Bu çok hoştu. Tam da kendinin yaşına uygun bir şey yani. 6 benim olsa ben de giyerim yani. 7 tane almışım arkada. 1, 2, 3, 4, 5. 5'miş ya. Ben de ne sayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tişört Elif Gökçen'e eşofmanlarla birlikte almışız. Bu elbise dediğim gibi bulamadık, almadık. Hatta kot ceketler vardı onlardan aldık. Alacaktım, pardon aldık diyorum. O da yoktu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 elbiselerde de 4 tane de onu almışız. Fark edince ben ona yine aldım Esma Beren ama ona da elbise aldık bir şekil. Benimkiler de burada. Dediğim gibi bu yıl siyah giyeceğim ama zayıflayacağım. Önce biraz dinlenmem gerekiyor çünkü ben yıprandım kilo vermede. Ve şu an kar yediğim karbonhidratlar maalesef hep böyle kalınlaştırıyor. Tartıda bile oynamıyor. Şöyle çok da güzel. Ben beğendim. Severek aldım. Çekimler için giyeceğim. Onlar dışarıdan da geleceğim. Dışarıdan geleceğim arkadaşlar. Onu yalan söylemeyeyim. Bu öyle.
Zaten açık renkler de çok hoşuma gitmiyor. Kesim o güzel ama açık renkler güzel değildi. Şöyle de size göstereyim. Çok da güzel. Kendime bunları aldım. Ödüllendirdim. Kendime 200 lira yürüyüş ayakkabısı aldım. Sebebiyse ucuz almamın. Daha iyi bir markada alacağım için sadece yürüyüş için aldım. Elif Gökçen'in de bir Nike tarzı bir şey. Aslında Nike'a benzer bir şey aldık ama Nike değil. Nike'ınki 1000 liraydı. O da 400-500 liraydı. Aynı benziyordu. Ben Nike zannettim ama değilmiş. Onu da size benziyor. Aynı model Nike'ın da vardı. Aynı kalite. Şuradaki şeyler bakıyor. Bak aynısı. Çünkü aynı ürün üzerinde. Ben Flo Outlet'e gittim. Şuradaki desenler farklıydı. Şuradaki kenardaki şeyler. Onunki siyahtı. Tabana baktık. Aynısı. Ondan sonra dedim eşime bunu alalım falan dedim. Hem de fiyat da uygundu. Yani değişen hiçbir şey yok kalite olarak. Biz bunu tercih ettik. Dışarıda baktığım zaman Nike gibi görünüyor. Ama Nike değil. Onu da söyleyeyim. Nike'ın bir alt ürünü olabilir. Bazen yapıyorlar ürün. Adidas da yapıyor. Biz de bu şekil aldık ona ve güzel pembeydi. Kaçırmak da istemedim ona pembe olduğu için. Ve o güzel denedi. Çok da güzel oldu. Biz bayramlıklarımızı bu şekilde aldık. Bayram hazırız. Sizler neler aldınız? Ne yaptınız? Bayramda ne yapacaksınız? Nasıl gidiyor? Çocukluğumun coşkusu yok diyeceğim. Yani o çocuklar sevinsin. Alışverişi de onu da getirdik. Zaten büyük alışverişim olacaktı. Geçen hafta da sosyete pazarına gidecektim ama ya benim vaktim olmadı. Onu da söyleyeyim. Pazar günüydü. Sosyete pazarına gidecektim. Orayı tekrar bir uğrayacağım. Eşofmanları iyi oluyor. Ben oradan alıyorum eşofmanlarımı. Tişörtler. Bu tişört de orada aldım. Marka ama iyi oluyor. Üzerine geçiriyorsun. Ve çekim için almam gerekiyor. Çünkü evin içerisinde çekim yaptığım için. Şart. Onu da söyleyeyim. Yani bizim alışverişlerimiz